şoför yolcusundan veya trafik komisyonundan herkes mevcut olan sistemle sorunlarımızı çözdüğümüz yönde ısrarcı oldular. Biz de bugün masaya oturduk, sorunu çözdük. Tabii biz bu D4 belgesini alacağız ama ben D4 belgesini alsak bile, bütün her şeyimiz yasal olsa bile ben kendi şahsım olarak ben belediyenin ulaşım işi, minibüsçülük işi, otobüsçülük işi yapmasından yana değilim. Biz kontrolü ele almak durumundayız. Biz kontrol yapacağız. Şu anda da aramızda bir protokol yaptık ve kontrol artık bundan sonra düşünenin tam aksine tamamen Terzihan Belediyesi'nde kontrol. Bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyonda iki tane kooperatifte, iki tane belediye encümeni, bir de belediye başkanının oluşturduğu komisyonda her türlü karar alınacak. Fiyatlar da dahil. İnşallah bundan sonra bir dönem, bu dönem bu otobüs içindeki her türlü dedikodu, her türlü sorun bilecek, daha kaliteli bir hizmet sağlanacak. Tabii bundan sıkıntılar olacaktır. Bu sıkıntılar bize yönelecek. Artık direkt sorunlarınızı belediyeye geçeceksiniz. Belediye yaptırım uygulayabilecek. Evet. Bakın biz her şeyi toplumun ve vaatine yapıyoruz. Kesinlikle Ahmet'in Mehmet'i kayarak bir iş yapmıyoruz yani. Burada da bence toplumun transanlar menfaatlerini düşürdük. Onun için zaten uzun bir zamandır bu görüşmeler sürüyor. Daha sonra tabii kooperatifini düşündük. Onlar da bizim esnafımız olma, onlar da yaşam alabilir. Ve ortak bir sonuca çıktık. Bir de şöyle bir şey var. Şunu da bilmenize fayda var. 20 senedir otobüs işi yapıyoruz. Burada dedikodular, onlar, şunlar, bunlar işte o olur, çalıyor, bu geliyor, bitmiş değil yani. Yani bizim dönemimizde de bitmeyecek. Bize de bir dönem, biz yaparsak bu işi bize de bir dönem itaat etmeye devam edecek. Ve neyse yani, kanunsuz bir şekilde bizim de aklımızda konuşulacak. Bakın burada yanlışlıkla bir tane fişi kaybedersek, yani biz dürüst yapıyoruz, tertemiz yapıyoruz, hiçbir açımız yok. Ben her şeyi imza yapıyorum. Ama çok olaya gidelim. Müfettiş geldi, 4 sene sonra bir inceleme yaptı. Bir tane fiş vardı, eksik, tamam işimiz bitti. Hepimiz ağacına da yakınıyoruz. Şu anda da belediye personelinin hepsi mahkemelik. Buradan giden arkadaşlar da dahil olmak üzere. Belediye personelinin hepsi ağacına da yakınıyor. Bu olay çok zor bir iş yapıyor. Belediye muhasebesinin de %80 enerjisini de bu alıyor. Biz denetlenip bir şekilde bunu beraber karar verdik. Aramızda bir protokol oluşturduk. Bu protokoldeki kooperatif yükümlülükleri ve protokolü kısaca bir okuyalım. Terzihan Belediyesi ile Terzihan Gönül Kooperatifi arasında yapılan yolcu taşımacılığına dair işbirliği protokolü. Bu protokolün amacı Terzihan Belediyesi ile Terzihan Gönül Kooperatifi işbirliği ile Terzihan ile Bendesi ile Çan arasındaki yolcu taşımacılığı hizmetinin daha kaliteli bir noktaya taşınması, durak yerlerinin belirlenmesi, fiyat tarifesinin belirlenmesi, kalkış saatlerinin belirlenmesi ve taşımacılıkla ilgili diğer sorunların giderilmesi ile ilgili esas ve yükümlülükleri belirlemektir. Terzihan Birlik Kooperatifi'nin yükümlülükleri. Süle Mahallesi ile Çakmakçayır Mahallesi arası ücretsiz yolcu taşımacılığı yapmakla yükümlüdür. Kooperatif üyelik değişiminde yani hat satışlarında belediyeye 1500 TL bağış yapılması, bağış makbuzuna istinaden üyelik işleminin yapılması ile yükümlüdür. Kooperatifin ihtiyaç görülmesi durumunda çıkarılacak 12. üyeliğin satış işlemini belediye gözetiminde yapmakla sorumludur. Hattan elde edilecek gelir belediyeye bağış yapılacaktır. Yolcu taşıma ücretleri komisyon tarafından belirlenir. Komisyona işçi servisi fiyat çalışmasının için işçi temsilcisi, belde ile ilçe arası taşımacılık fiyat çalışmasına yolcu temsilcisi katılabilir ve oy hakları vardır. İşçi ve yolcu temsilcisini encümen yani işçi abonesi ve yolcu abonesi olmak şartla aranır. Evet, Süle Mahallesi'nden cumartesi günleri pazara gelecekler veya herhangi bir iş yerine Terzihan Çakmakçayır Mahallesi'ne gelecek olan
arkadaşlar, kişiler, vatandaşlarımız ücret vermeyecektir. Aynı şekilde buradan Süleymaniye'ye geçecekler gene ücret vermeyecektir. Tabii ileride düzenleyeceğiz. Kargocu motorumuz da burada. Duraktan binme şartını getireceğiz. Araba her yerde durmayacak. Bir de planlarımız arasında kenar mahallesindeki o havuzlu alana düzleyip oraya bir garaj yapmayı düşünüyoruz. Bu kenar mahallesindeki vatandaşlarımızın da sorunu bitecek. Çam Belediyesi'nde olduğu gibi burada Kopartayaran Emniyet Değişimi'nde Ahmet Mehmet hattını sattığı zaman önce belediye bir bağış yapacak. Ondan sonra lise devri olacak. 12. hat şu anda yok ama ileride bir gün olacak. Her zaman da 12. bir hatta ihtiyaç duyarsa kafana göre burada bu hattı çıkaramıyorsun. Bu nüfusla alakalı bir şey. 100 milyar, 200 milyar hiç fark etmez. Bunu belediye verecek. Şimdi tabii yolcu ücretleri komisyon verecek. Bakın bu zamana kadar ücretleri şöyle oluyordu. Şoförün odasına her sene direkt biz zam istiyoruz 10 lira 20 lira diye başvuruyorlardı. Belediye bir süreçte itiraz yoksa bu zam onaylanıyordu. Bu dönem ilk defa belediye olarak biz itiraz ettik. Arkadaşlar dedik bu işlere zam çok. Bu işlere ilk defa biz itiraz ettik. Öğrenciyi geri çevirebildik ama o ücreti çeviremedik. Bundan sonraki zamlar artık Erzan Belediyesi yetkilidir bundan sonraki zamanlarda. Belediye başkanının etrafında kurulacak komisyon tarafından yol kararları beklenecek. Bakın denetim bizdedir. Ayrıca bir de örneğin çamur giden fabrika işçilerinin ücretleri belirleyeceğiz. İşçilerden devamlı abone olan bir arkadaşı onu da komisyona dahil edeceğiz. Onun da ayakta olacak. Ve yaşayana devamlı giden bir arkadaşı onu da çağıracağız. Çana fiyatları görüşürken onu da oyak olacak. Onun da fikrini alacağız. Evet, Erzaman Birlik Kooperatifi mezarlığa yolcu taşıma hizmetini ücretsiz yapmakla yükümlüdür. Erzaman Birlik Kooperatifi Erzaman Belediyesi'nin her türlü araç talebine cevap vermekle yükümlüdür. Erzaman Birlik Kooperatifi şehit ailesi, engelli kişi, engelli refakatçisi ve gazilere komisyonun belirlediği oranda %50 veya %100 indirim yapmakla yükümlüdür. İndirim nakit ödemelerde geçerlidir. İlgili kişilere tanımlayan kimlik belediye tarafından verilir. Taşımacılık yapan araçların ön camında dışarısını ve içerisini kayıt altına alan kamera bulundurulması zorunludur. Belediye istediği zaman bu kayıtları inceleyebilir. Kameradan teknik olarak belediye encümeninin onayını aldıktan sonra tüm araçlara aynı cihaz takılacaktır. Evet, mezarlık hizmeti aynen devam edecek. Belediyenin her türlü aracına araç talebine cevap verecek. Belediye zaman zaman geziler, turlar düzenleyebilir. Şehit ailesi, anne, baba, kardeşleri, engelli kişi, engellinin refakatçisi ve gazilere komisyonun belirli oranda indirim yapılacak. Kişinin sosyal durumuna göre, gelirine göre 5 yaşında çocuğu varsa çocuğuna tamamen ücretsiz, annesine %50 olarak indirim yapılacak. Taşımacılık yapan araçların ön camının hem içerisinde hem de dışarısını kayıt altına alan bir karar yapılacak. Bu bütün araçlarda olacak. Siz bundan sonra diyelim ki bir minibüste kavga ettiniz, şoförle atıştınız, oldu ya, tartıştınız. Sadece yapmanız gereken zabıtaya başvurmanız. Zabıta ne hale o kameranın içindeki kartı alıp bilgisayara takıp inceleyecek. Ondan sonra duruma göre ceza verecek arkadaşlar. Artık yaptırdığımız da var. Uyarı cezası verecek. İkincide para cezası verecek. Üçüncide yok arkadaş senin şoför bu işi beceremiyor. Millet teyze de çekmiş şoför olayıp arabayı kenara çekip çalıştırmama cezası verecek. Araçları kullanan şoförlere kılık kıyafetlerini komisyon belirler. Araçların yolcu kapılarında Erzaman Belediyesi denetimine tabidir. Yazısı bulundurulmak zorundadır. Şekil ve içerik belediye encümeni tarafından oluşturulur. Erzaman Birlik Kooperatifi her türlü düğün, cenaze ve bazı araç taleplerine cevap vermekle yükümlüdür. Erzaman Birlik Kooperatifi belde içi öğrenci taşıma taleplerine cevap vermekle yükümlüdür. Erzaman Birlik Kooperatifi işçi servisinde çalışacak şoför için komisyonun onayını almak zorundadır. Komisyon onayı alınmadan şoför değişikliğine giremez. Bu konuda göre bahsedilmeyen her türlü sorun ve koşullara göre yapılacak değişikliklerde komisyon yetkilidir. Evet, olur ki unutulmuş bir şey olabilir. Bu tarz sorunlarla karşılaşacağız. Bunların çözümünde yine komisyon yetkili.
kondisyoner kökenleri alacak, sorunları çözeceğiz. Şimdi fiyatlara geçiyorum. Fiyatları da açıklayayım size. Terzihan-Çam arası 2015 yılında 3 lira olarak yolcu devam edecek. Terzihan-Çam arası öğrenci 2 lira olarak devam edecek. Karakoca 2.25 yolcu, Karakoca 1.50 öğrenci. Terzihan-Çam 2015 yılı hem minibüs hem değişik servisinde alanı 100 lira olacak. Yani 60'a bölündüğünüz zaman 1.66 lira geliyor günlük. Eğer bunu 26'ya bölünürse 4 gün fazla yaparsa 1.90 civarına geliyor. Terzihan-Çam öğrenci de alanı olacak bundan sonra. Bunun da alanı fiyatı 75 lira. Bu 60'a bölersek yine gittiği yerden 1.25 liraya denk geliyor. Evet, Karakoca 85 lira, Karakoca öğrenci 65 lira. Burada kişinin okula gitmesi gerekmiyor. Dershaneye de gidilir. Eğitim için de dershaneye de gidilir. Bu da aynı şekilde öğrenci eğitiminden yararlanacak. Terzihan Çam arasında işçi servisinde önümüzdeki yıl 2,5 lira olacak odası. Öğrenci de 1,5 lira olacak. İşçi servis için. Evet, Karakoca 2 lira, Karakoca öğrenci 1,5 lira olacak. Belediye için öğrenci avlanı fiyatı eğer isterse vatandaşımız 25 lira olacak. Eğer siz öğrencilerinizi yağmurda çamurda gitmesin, biz kenardan otobüs kaldırmak istiyorsanız 14 kişi toplanacaksınız. Kişi başı 25 liraya, çocuklarınız bir ay boyunca okula gidecek, gelecek. Ama tabii onun bir takım kuralları var sanırım. Yanında bir tane belediye bulunması gerekiyormuş. Bir arabada her gün bir belediye gitmesi gerekiyormuş. Evet, özel araç kiralama. Bu aşağıya gideceksiniz, bir köye gideceksiniz, yani bir derneğiniz var. Tabi burada da yani komisyon yetkili. Komisyona geleceksiniz, belediyeye geleceksiniz ki ben bir garip bir tane size gireceğim. Ahmet, diye Mehmet'e gireceğim. Komisyon size fiyatı verecek, o fiyata gidecek araç. Direkt sadece Ahmet'le, buradaki minibüslerle herhangi bir şekilde pazarlık yapacaksınız. Bu fiyatta komisyon verecek. Belediye fiyatlarını zaten fiyatlarımıza vereceğiz. Bir de tabii şimdi burada yol parası 3 lira, vatandaşa pahalı geldi, zor indir dedik, indiremedik. Yapılmış odadan onaylanmış artık. Ama şöyle bir şey hatırladım ben. Bakın 30'lu bilet satacaklar. Bu biletler ay içinde tüketilme şartıyla satılacak. 30'lu bilet. Ve bu bileti 60 lira alacaksınız. Ya 30'lu bileti alırsınız, 15 gün boyunca çana gidip geldiğinde 2 lira. Ha bunu siz tek başına ben tüketemedim diyorsunuz. Tüketemedim diyeceğini söylüyorsunuz. Öyle değil. Ahmet'le Mehmet'le paylaşır. Al 30 bileti. 10 tanesini komşuya ver, 10 tanesini komşuya ver. Burada kahvelerine paylaş. Herkes biletle gitsin. Biletle gittiğiniz zaman yol parası 2 lira. Herkes bilet alabilir. Zaten ayda 4 lira pazara gitsin bir gelse bir kişi 8 bilet yapıyor. Yani bu bileti kendi aranızda burada tüketeceksiniz yani. Toplu satışta böyle bir indirim yoluna gittik. Bunun haricinde başka bir şeyimiz yok. Herhangi bir soru soran varsa alabiliriz. Peki başkanım, ben bir soru sorabilirim. Şimdi... Ben söyleyeyim. Bir dakika. Şimdi biz fabrikada çalışıyoruz. 8 saatimiz oluyor, 10 saatimiz oluyor, 16 saatimiz oluyor. Farz edelim mesaiye kaldık. 8 saat değil de 12 saat kaldık. Atıyorum ben 8'de işten çıktım. Aboneyiz. Garaja geleceğiz. O zaman ne olacak? Ayrı ücret mi diyeceğiz? Şimdi işçi servisi ayrı abonelik. Minibüs ayrı abonelik dedik. Ama nasıl olur? Bunun işçisi ayrı. Ama sonuçta işçi, aboneyiz. İşçi ayrı. İşçi, şey, bak ne güzel diyorsun. Ben işe gidiyorum. Tamam. Ama mesaiye kalıyoruz yani ayrı. Sonuçta ayrı ücret. Ayrı, ayrı, ayrı ücret. Kişi abonesi ayrı. Yani bu bence olmaz yani. Şimdi safra sabana karıştırma. Hayır, karıştırmıyoruz. Hayır, kim mağdur oluyor burada? Sonuçta yine çalışan mağdur oluyor. Ama olmaması lazım. Var mı? Bir de bir üstten bulan bırakacağım. Hayır, burada mağdur olacak sizin bir gönlünüz yok ki zaten. Minibüslerle buldum. Abi, karışık hesaplar. Tamam, daha önce mesaiye kaldıysa bir şekilde geç kalsam minibüslerle girdim, ayrı para veriyorum. Evet. Şimdi sen diyorsun ki, hadi tek çatı altında birleştik. Ya. Ben zaten işten çıktım, yorgunum, argınım. İşim olmasa ne işim var, çarşıda gezecek, ben çünkü gelirim diyorsun. Ben böyle bir ilerden yararlanıyorum. Şimdi yararlanmıyorum. 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 Yararlanmıyorum.
Ama bazıları kursa gidiyor, 30 gün devamlı gidiyor. Şimdi talebe şey derken, ya böyle derken, o altında 5 gün anlaşılıyor ama bir de devamlı, cumartesi pazar günlerde kursa gidenler var. Bunların durumunu... Cumartesi pazar günlerde 2 lira geçecek. Cumartesi pazar 2 lira geçecek. Abone olursa zaten 1.25'e geliyorum. Abone olsun. Gidiyor ama abone olunca ama sonra cumartesi pazar yok talebe derlerse. Var var. Cumartesi pazar yaz alışveriş yok. Ama hani şey, talebe devam tane var. Bitti o eskiden yani. Talebe yaz kış hiç fark etmiyor. Talebe öğrenci hep öğrenci. O var. Tamam bitti o. Başkan cumartesi öğrenci öyle diyorlar. Hayır hayır o geçti ondan oldu. Yasa da öyle bir şey yok. Tamam şimdi o kadar da 3-5 gün öğrenci. Eskiden de o şimdi artık öğrenci yaz kış devam öğrenci. İnanam, sen az önce Kur'an'ın önemli bir konu, şimdi evet, değiliz yani. Bu işi, ya şu bu işi deneriz, biz komisyonla karar alacağız ya. Eğer bu işi tüyüşmeyeceksen, yapılmayacaksan, ileride bunun kararını alalım yani. Tamam, mantıklı ki. Bunu öyle olursa bir dönemde geçemezsin. Şimdi mesela milletimin yaptığı öğrenci şeyine benzer bu iş. Tamam, ya bir şey yapalım, ama bir ileride yapalım. Şimdi bu kadar gerçek yok, o kadar şey olmaz mı? Ya bir, abi bir, zaten bu şimdi toplu olacak ne bileyim yani sizi mağdur edecek bir durum yok bunda. Yani Yusuf çalıştığınızda. Evet. Yusuf biliyor olayı. Evet. Evet işte bak yakın bakıda yıllarca şoför yaptı aynı şeyi söylüyor. Ya bunu deneriz ama bu işi tabii yani şimdi burada bütün işler herkes çarşıya giderse, kimse oraya gitmezse bu sefer orada hiç sizden geliyor. Zaten yani. Çıktığını nerede? Ama herkes mesai yaptı. Çalışan. Eskisini bilir ki eskiden fabrikaya iki tane otobüs gidiyordu. Şimdi fabrikaya giden insan sayısı zaten belli. Kimse kimseye mağdur edemez burada ya. Olmaz. Tamam ben ileride bir yerde konuşuyorum. Tamam. Dursun şu anda. Başka bir soru zorlar var mı? Evet Ahmet abi sor. Nasıl? Fazla insan alacak, tamam mı? Yani bilemediğim zaman oluyor. Tamam Mehmet abi, onunla ilgili bir komisyon çalışması yaparız. Zaten hükümet de onunla ilgili değişiklikler yapıyor. EYG'liler için artık gerçek ona göre düzenleniyor. Çözülür yani, çözülmüş gibi bir şey yok. Çözülür yani, çalışırız. Başka? Sor ben. Biz karabinde çalışıyoruz. Evet. Şimdi dönüşlerimiz temel üstünden oluyor genelde. İş dönüşü. Evet. O ücret düşük olacak. 100 liradan aşağı düşebilecek mi? Niye? Kalemdi için. Ya o çok o kadar incelikle yüksek çıkamayız için kentüya maalesef onlar da bizde düşürler ya. Ya onun içinden çıkamayız bir nokta altmış altlar bence olduğunu ya. Aşağı kapalı çıkamayız. Her şey değişir ya. Ama çok... Evet başka soru sorun arkadaşlar başka. Hangi alın? Sanırım yayla oldu mu? Yayla oldu mu yayla? Tamam başlıyormuş. Ama önümüzdeki sene mesela düğün yani yapar. Yani önümüzdeki yıl bütün para vermenize gerekiyor. Bu iş her sene kasında olduğundan belli. Neden? Liseler arasında geçişler oluyor. O yüzden kaymakamız bekliyor hepsi yerine otursun diye. Herkes Eylül'de öğrencisine abone yapsın. Eylül'de gibi çalışsın kasında devre çekmeye başlıyor. Boş boşuna para ödemek isteniyor. Öğrencilerinize herkes abone yapsın. Bakın denetim yetki bizde yani burada. Biz terk etmiyoruz bu işi. Her türlü cezayı yaptırıp karar almak bizde hep beraber ortaklaşa karar alacağız. Ortaklaşa bu işi yapacağız. Şu anda herhangi bir şey sattığımız yok. Yine yine söylüyorum. Bakın biz beyaz plakaya çevirdik. İşletmeyi kurduk. Belge de alacağız diyorum ben. Ama Çam Belediyesi'nin yaptığı gibi yapacağız yani. Sağa sola giderken arabamızı gezdilerdi. Orada burada kullanacağız. Kutupta yani minibüs işletmeyi yapmayı düşünmüyoruz biz. Çünkü bu kadar beklenir sonunda bizim de sonunda başımıza bir şeyler gelecek. Başka sorusu olmazsa alabilirim.
Bu gümüş derine gelenlerle belediye taşıyoruz biz de otobüslere. Ekseri %90 gidiyor. Bir gene gidecek mi? Terzihan, beldesinin içinde olan bütün derliklere götürüyorduk. Götürüyor da yani. Hem bize mağaralara varsa aramızda götürüyor yani. Bize mağaralara kalacak yani. Biz mağaralara belediyesi de geçireceğiz. Onu belediye alacağız yani. O da duracak. Biz de yalnız oluruz. Arkadaşlar da yalnız olacak. Orada sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, bu iş taşımacılık işi. Tabii sıcak paran döndüğü diye, sıcak paran döndüğü diye tehlikelidir. Bu yüzden buralarda hiç dedik olan problem bitmez. İşte biz bunu bu dönem bitirmeye kesin kararlı bitireceğiz. Artık belediye ve şoförlerimiz veya o şu bu hiç kimse zamanında kalmayacak. Var mı sorusu olan varsa var derim. Sor hocam. Şimdi bu zamana kadar anlattıklarınız hakikaten güzel bir şey. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Peki belediyenin bu sistemde kazancı ne? Belediye buradan herhangi bir para kazanacak mı bu sistemde? Belediye bu işe geçerek de, yani biz için bunu belgelerimiz tam olsa zaten yerle yapacaktık. O zaman zaten direkt bir kazancımız olacaktı. Ama olmadığı için biz şimdi sadece çekiyoruz işte. Çekildiğiniz için